aslında koronavirüsten korunma metotları tüm viral enfeksiyonlarından korunma metotlarıyla benzerlik içeriyor. O da şu, damlacık yolla bulaşan enfeksiyonlar ya da oral yolla bulaşan enfeksiyonlar olduğunu düşünürsek yapmamız gereken şey hastalığı olan kişilerden mümkün olduğunca uzak durmak. Hastalıklı bir ortama eğer gidiyorsak da bulaşı engellemek için Maske takmak, eldiven takmak ve gözlük takmak yeterli önlemler. Ama tek başına maske takmak maalesef yeterli değil. Eğer enfekte biriyle karşılaşacaksanız da enfeksiyonlu, enfekte bir ortama gidecekseniz mutlaka eldiven, mutlaka maske ve mutlaka da gözlük takmak gerekiyor. E, hastalıklı, koronavirüs, hast koronavirüsteki aslında en önemli sorun inkubasyon periyodunun uzun olması. Yani daha doğrusu tam olarak bilinmemesi. E, bazı kaynaklarda 2 ila 14 gün, bazı kaynaklarda 23 güne kadar hastalık semptom yani bir şikayete neden olmaksızın bireyde kalabiliyor. Ve siz bu kişiyle karşılaştır karşılaşırsanız herhangi bir şekilde bireyin herhangi bir şikayette olmadığı için bu kişiyle karşılaştığınızda işte e, kendisinin sekresyonunda, yani burun sekresyonunda bu virüs var ve size bu virüs hani öpüşme, tokalaşma gibi e, temaslarla geçebiliyor. Onun için Bence bu hastalıktan kaçınmak için bir kere hastalığın yaygın olduğu yerlere mümkün olduğunca gidilmemeli. Eğer mecburi bir işiniz yoksa gidilmemeli. Gidilecekse de maske, eldiven, gözlük gibi mukozalarınızı koruyan tüm önlemleri almak yararlı olur. Peki, Ülkemizde mesela koronavirüsle ilgili herhangi bir veri yok henüz. Herhangi bir hasta yakalanmadı. Herhangi bir hasta yok. Biz ne yapabiliriz? Bizim yapmamız gereken şey hasta influenza'dan nasıl korunmak için uzak durmamız gerekiyorsa ona benzer metotlar almalıyız. Mümkün olduğunca toplu ulaşım araçlarında işte maske kullanmak, insanlarla böyle sarılmak, işte öpüşmek gibi aktivitelerden mümkün olduğunca kaçınmak. Eğer hastaysak yani boğaz ağrımız, burun tıkanıklığımız varsa işe gitmemek ya da karşımızdaki kişiyi korumak adına tokalaşmamak, biraz uz uzak durmak e, bence yeterli önlem olarak karşımıza çıkıyor. E, şey bir virüs olduğu için lipidik yapıda, lipid bir kapsülü olduğu için bu virüsün e, iyi de bir yanı var. Büyük bir virüs. Onun için basit maskelerle bile bulaşını engelleyebiliyoruz. Yani öyle çok da böyle ultra lüks e, işte piyasada var olan e, maskelerden almak zorunda da değiliz onu söyleyeyim. Bunun yanında el dezenfeksiyonu çok önemli, sabunla elimizin yıkanması yeterli bir hijyen sağlıyor. Bunun yanında herhangi bir el dezenfektanı yani alkolü bir el, de el dezenfektanı da bu hastalığın bulaşımında kişiyi korumak için yeterli oluyor. Bir faktör de ortam yani ortam masa, sandalye, işte otobüsteki tutan tutanaklar gibi yerlerde de bu virüs kalabiliyor kalma süresi de 24 saate kadar uzayabiliyor. Yani bir e, koronavirüslü birisi hapşırırsa eğer bir cama ve siz onun üzerinden bir 3-4 saat sonra gittiğinizde o camı dokunar, o cama dokunursanız ve sonra dokunduktan sonra da o elinizi burnunuza götürürseniz siz de e, bu virüsle e, karşılaşmış oluyorsunuz. Onun için aslında hem uzak durmak hem de elimizi böyle çok yıkamadan işte alkolle dezenfekte etmeden sabunla yıkamadan böyle yüzümüze gözümüze götürmemekte bence bizim bu hastalıktan korunmak için yapmamız gereken önlemler olarak söylenebilir.